Sen kardeşini doktora götürdün mü? Hasta mı olmuş? Doktor baktı mı? Ateşi mi yükselmemiş mi? Evet. Ateşi yükselmemiş dedi, değil mi? İlaç verdi. Size selam. Evet, bugün çok mutlu açamıyorum kamerayı çünkü aşırı derecede çok sinirliyim. Yani belli olacağı üzere yüzümden de. Züleyha hasta. Gece yani 2 günden beri hiç uyumadı. Bugün işte doktora getirmek istedim. Geçmeyince hadi doktora götüreyim. Çünkü evde hani vardı birkaç ilaç falan. Çıktım durağa. Yarım saat otobüs bekledim. Meğerse aşağıda şey varmış. Tadilat madilat bir şeyler varmış. İşte yol çalışması. Bitmiyor zaten bu yol çalışması. Seçim zamanı bu çalışmalar bitmiyor. Neyse. Yarım saat bekledikten sonra otobüsün ileriden geçtiğini öğrendim. Bayağı bir ileri yürüdüm. Neyse bindim. Sonra muayene etti. İşte ilaç falan aldım. İlaçları sigorta karşılamadı. Neymiş? Bebekmiş, 1 yaşındaymış. 2 yaşından küçüklere olmuyormuş bu ilaç. Bilmem ne. 2 tane ilaca 100 lira para verdim. İyileştim de isterse 1000 lira olsun. Orasında değilim ama nasıl karşılamıyor? Çok saçma. Buraya gelir misin? Çıkmak yok. Neyse çıktım sağlık ocağından. Eczaneye uğradım. Yürüyorum. Yürüyerek gidecektim. Bayağı gittim aşağı, kaldırım bozuk. Karşıya da geçemiyorum çünkü cadde. Kaldırım da yapmamışlar. Sonra tekrardan döndüm geri. Geldim bayağı bir. Şimdi duraktayım, otobüs bekliyorum. Bugün gerçekten çok şeyden bir gün. Mami. Evet, daha ne kadar kötü olabilir diyorum. Otobüs beni almadı. Bekliyorum, otobüs almadı beni. İyice delireceğim herhalde evlerine kadar. Bir yemek de yapmadım. Öf, kafam şişti bu traktörlerden de. Çok sinirliyim bugün. Dün hepsi burada da banyo takımı sipariş vermiştim. Benimkiler eskidi. Bir de onları şeye kullanmak istedim. Banyoya kullanmak istedim. Bunları da normal tuvalete kullanmak istedim. Şeyim. Aynamı da bayarsam çok güzel olacak. Ay bakalım. Dün sipariş verdim. Bugün hemen geldi ve şöyle şeyli. Hemen basıyorum. İçine giriyor. Sabunlu. Burada şey var. Bu normal sabun koymak için. Bu sıvı sabun koymak için. Diş fırçası falan koymak için. Burada da fırçası var. Geçireceğiz herhalde fırçasını şöyle. Yok. Şundan çıkıyor. Bu biraz şey olmuş. Direkt otursaymış. Mesela bu direkt oturuyor. Bu da aynı şekilde. Zor çıkıyor. Bunda acaba diyorum yani. Yo, evet burasının. Neyse. Çok önemli. Bu şekilde bir dakika. Ben bu banyo takımlarına
Trendyol'dan bakmıştım daha öncesinde. Orada 169 ya da 159 falan o civarlarda olması lazım. Tesadüfen bana bildirim geldi hepsi buradan işte hani indirimlerle alakalı. Ben de girdim baktım bu takımı beğenmiştim zaten. Hem fiyatı uygun hem de güzel rengi de hoşuma gitti. Diğer çıkardığım aynayı da dedim siyah boyarım ya da beyaza boyarım. Tam şu an kararsızım. Aldım 109 liraya aldım arkadaşlar. Hepsi buradan alabilirsiniz. Hala indirim devam ediyor olabilir. Beğendim gayet güzel. Porselen değil ama şey. Ya zaten porselene gerek yok. Ben kırarım yani. Benim gibi bir şeyse. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Hoş. Aha şey de bakın. Elizi de yapmıyor. Bak parmağımı bastım. Kayboldu. Şuraya bakar mısın? Bak şimdi. Elizi de yapmıyor bu. Gayet güzel bence. Dediğim gibi 109 TL'ye bu banyo takımını hepsi buradan alabilirsiniz. Şimdi tabii arkamdaki dağınıklığı görüyorsunuz. Ama onun öncesinde benim bir dünya eşyam var. Yıkandı akşam onlar. Ay gözüm seyir. Hayır inşallah. Yıkandı. Akşam kurutma makinesine attım. Kurudu falan. İnanılmaz çok fazla. Şimdi onları katlayacağım. Onları katladıktan sonra mutfağa gireceğim. Mutfağı temizleyeceğim. Çünkü sabah Esile uyandı. Kahvaltı falan yaptık. Biz direkt evden çıktık. Ben hiçbir iş yapamadım doğru düzgün. Hani önce banyo falan yaptım. Kızları giyindirdim. Kendim giyindim. Öyle bir çıktım. Zaten otobüs maceram var. Sokak macerası yani. İnanılmaz sinir bozucu. Hala sinirleniyorum aklıma geldikçe. Yani buradan çıktım. Yarım saat kapının önünde bekledim. Meğerse geçmiyormuş yani otobüs. Yani dedim yani yol yapıyorlar sadece. Neyse. İlerideki durağa gittim. Bindim falan filan işte geldim. O yüzden pek fazla bir iş yapamadım kısacası. Şimdi işte çamaşırları katlayacağım. Çok var. Onlar bayağı zamanımı alır. Yemeği koyacağım. Tencereyi çıkardım. Nereye çıkardım tencereyi? Ha orada. Granit çıkardım hemen şurada. Ona nohut ıslamıştım. Nohutları pişireceğim. Yanında bulgur pilavı yapacağım akşam için. Öyle. Şimdi hemen bir içeriği halledeyim. Daha sonra da bu mutfaktaki işlerime bir başlayayım. Tamam da lütfen ben onu katladım. Sen bırak ben katlayacağım. Tamam. Sen havluları katla al bunu. Havluları tamam mı? Anlaştık mı? Anladım. Oraya katla koyalım. Ben yapamıyorum onu. Anne. Kötü ya. Ben kötü kullar. Ablam katlıyor ya. Sen de ben yapamayacağım. Sen de kapla. Al sen kendi pijamanı kapla. Sen de bana kapla.
Böyle. Böyle. Böyle koyuyorsun. Ya anne bana ne? Anlaştık mı? Anlaştık. Sıra kendi kazandı. Sıra benim kazandı. Ben yoklamayacağım. Sadece senin kazandı. Sıra bu. Senin de kazandı. Dur şu yandı. Senin de kazandı. Bu kadar. Benim de bir sürü kadar kalmaz. Senin de. Dört tane kazanmaz. Bunları neden buraya yaptın? Anne. Bunu da kaplamadım. Anne. Nereye gelmek istersin? Kuzu oya. Kuzuma. Hoppa. Tamam bir dakika sen oradan bir çık. Tamam. Biraz ben sana sızlayacağım. Annem. Annem. Biraz sen sana sızlayacağım. Bilmiyorsun ki biraz. Evet. Anne bak o eser kötü. Masa biraz. O ayılıyor. Uğur'a götürüyor. Gerçekten. Evet. İnanmıyorum sana. Sana inanmıyorum. Ben de. Sana inanmıyorum. Ne yapar da söyleyeyim. Ben ne yapar da masa. Onu paku paku sürdüm. Paku paku. Paku paku. Nohutum oluyor. Ben dün köfte yapmıştım. Esra benim köfteli yoğurt çorbamı, yani ekşili terbiyeli çorbayı çok seviyor. Biraz onu ayırdım. Bugün ekşili terbiyeli yoğurt çorbası yapacağım. Su koydum şimdi, kaynıyor. Bir yandan da nohutum köpükleri çıkmış, yani gazı çıkmış. Şimdi onun gazını alacağım. Köfte harcında her şey mevcut zaten. İçinde soğan, yumurta, galeta unu falan hepsi var. Ben şimdi birazcık ince bulgur koyup hafif şöyle bir yoğurup yuvarlak yuvarlak şeklinde vereceğim. Ocağa suyu koyacağım şimdi. Sonrasında terbiyesini yapacağım. Ve ardından bulgur pilavıma geçeceğim.
Şimdi ben genelde yemekleri ağır ağır pişiririm. Yani en kısıkta pişiririm. Burada mama yaparken mama döktüm. Neyse. Şöyle yapayım. Limonum da var. Pirinç de koyuyorum biraz. Havuç yok aslında. Havuç ve patates de koyuyorum normalde. Pirinç koymazsam havuç patates koyuyorum. Pirinçler birazcık suda beklesinler. Etrin'in bugün toplantısı vardı ama toplantıya gidemiyorum çünkü Züleyha hasta ve İsmail daha işten gelmedi. Diğer toplantılarına gittim. Zaten önemli bir şey olursa öğretmen sağ olsun arıyor. Bunları bazıları kızartıp yapıyorlar. Ben direkt haşlıyorum. Tadı çünkü suya da geçiyor, suyuna da geçiyor. Ve böyle daha lezzetli oluyor bence. Karabiber falan koymadım kıyma harcına. Biraz galeta unu, soğan koydum. Çok az kekik ve kimyon ilave ettim. Köfte dün çok güzel olmuştu. Şöyle birazcık birbirine geçene kadar. Ziroş uyuyor. Otobüste uyuyakaldı zaten. Uyanınca hemen o da çorba içirip ilaçlarını vereceğim. Ya yemek yapmayı çok seviyorum. Bazen video çekmek istiyorum fakat o tempoda hiç telefonu elime alıp video çekemiyorum. Genelde böyle kahvaltılarda falan video çekebiliyorum. İnşallah çocuklar büyürse kendime bir güzel bir dükkan açmayı planlıyorum. Tamam. Ben şimdi bir şeklini vereceğim. Sana gerek kalmadı zaten. Şuradan. Yani için. Elimi biraz ıslatmam lazım. Yapışıyor çünkü. Olabildiğince küçük yapmaya çalışıyorum. Gerçi fark etmez de. Normalde bugün nohut yemeği yapmasını çorbanın içine nohut da koyardım. Besleyici bir çorba oluyor çünkü. Nohut da pişiyor. Şu an onu elle yemeyeceğim. Yoğurdum. Suyum kaynamaya başlayacak. Tencerede kolay sufle yapacağım. Eşim aradı şimdi de.
ne lazım diye. Pirincimi de yıkadım. Şimdi ilave ediyorum. Pirinç biraz yumuşadıktan sonra köftelerin içine ilave edeceğim. Su kaynasın, hemen terbiyesini de yapacağım. Yumurtanın beyazını alacağım. Çorbam var. Çorbam pişti. Geliyorum. Burada nohut yemeğim var. Pilavım şu anda demleniyor. Bulgur pilavı. Geldim. Burada da eşim de kendime böyle salata yaptım. Bu arada gitti kamera ama. Hemen soğan, domates, salata falan doğramadım. Böyle seviyorum. Turşu vardı. Turşu koydum. Kurban olurum canım. Züleyha geldiğimizden beri uyuyordu. Yeni uyandı. Şimdi kızıma çorba içireceğim. Sonra ilaçlarını vereceğim. Şöyle biraz oyun oynayacağız. Değil mi annem? Anne. Canım. Çözebilir misin? Tamam, çözebilirim.
Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.